İddia ediyorum, bu video YouTube'a yüklenen 2021 yılındaki ilk video olacak. Herkese selamlar, Mühendisin Gözünden YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde 2020 yılında neler yaşadık adlı bir video yayınlamıştım. Yukarıda bunu kartlarda bulabilirsiniz. Bugün de 2020 yılında ben neler yaşadım ve ne gibi olaylar başıma geldi, neler yaptım bunlardan biraz bahsedeceğim. 2020'nin ilk günlerinde en sevdiğim komedyen olan Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisine gittim ve gerçekten katıla katıla güldüm. Gitmeyenler varsa hala aranızda ilk başladığı takdirde hemen izlesinler derim. Yani bilet bulabilen gitsin. O derece gerçekten komikti. Sonrasında hemen bir ay sonra Tolga Çevik'in talk show gösterisine gittim. O bir tık daha güzeldi aslında Cem Yılmaz'a göre. Çünkü zaten pek çoğunuz izlemişsinizdir televizyonda talk show programını. Belli başlı komik olaylar yaşanıyor ama o gösterisi bana bir tık daha güzel gelmişti normalde izlediklerimden. Bilmiyorum neden. Ocak-Şubat aylarında da bol bol yine tiyatroya, konserlere, etkinlikten etkinliğe koştum yani diyebilirim. O konser senin, bu konser benim derken bir anda büyük bela geldi çattı. Evet, koronavirüs geldi ve bir anda yapmak istediğim her şey kendi takvimimde askıya alındı. Koronavirüs başladıktan sonra hepimizde şu tarz bir korku oluştu. Bana bulaşırsa ne olur? Çünkü hiçbirimiz o dönem ne tür etkileri var bilmiyorduk. Tabii neyse ki bu virüse bu zamana kadar hiç yakalanmadan bir şekilde günlerimi geçirdim. Hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü haberinden sonra işe gidiyoruz. Herkes birbirine bakıyor böyle acaba sen korona mısın diye böyle bir uzak uzak duruyoruz ya da işte selamlaşmaları bıraktık mesela. Daha böyle uzak mesafeli oturuyoruz. Yan tarafımda oturan insanlarla bile hep şu şekilde konuşuyorum falan. Yani gerçekten o anki yaşantımızı bile etkiledi. Sonrasında bir karar alındı ve dediler ki herkes evlerden çalışacak. Bizi bir mutluluk aldı ki sormayın. Yani o dönem gerçekten böyle niye işe geliyoruz diye kendimizi sorguladık. Çünkü yapabileceğimiz şeyler evden de yürütebileceğimiz işlerdi. Neyse akşam oldu biz ofisten çıkacağız ama etrafımızdakilerle şunu konuşuyoruz. Neleri alalım yanımıza? Hani tabii ki de bilgisayarı veya özel eşyamız varsa onları alacağız ama bunun dışında bir şey almamıza gerek var mı? Yok mu? Ya da neler almalıyız konusunda hepimiz çok bilinçsizdik. Yani aklımıza ilk gelen şeyleri aldık. Dediğim gibi bilgisayar, mouse, klavye tarzı eşyalarımızı aldık. Çünkü aklımızda şu düşünce var. Biz kesin 1-2 ay sonra en geç tekrardan geri döneriz. Abi 1 ay oldu, 2 ay oldu. Ses seda yok. Dedik ki sanırım biz bu yıl evden çalışmaya devam edeceğiz. Sonra yaz ayları geldi. Güzel bir tatil planını yapmıştım o dönem için. Ancak bütün plan berbat oldu ve izin dönemimi evde geçirmek zorunda kaldım. Tabii o dönemlerde çok güzel bir gelişme yaşandı. En azından benim için güzel bir gelişmeydi bu. İlk terfimi aldım profesyonel hayatımdaki. Yani bu aynı zamanda benim ilk başarımdı da diyebilirim. Sonra baktım sürekli evdeyiz. Ev haricinde çok farklı bir yaşantımız yok. Neden farklı bir şeyler yapmıyorum diye düşünmeye başladım. Maket yapmayı seviyorum. Onun dışında yeni hobiler edinmeyi seviyorum. İlgimi çeken şeyleri yapmak hoşuma gidiyor. Sonra dedim ki ben bunu ölümsüzleştirmek için neden kayda almayayım? Ve YouTube macerasına atıldım. Böyle böyle tam 12 ayı devirdim. Bazen gerçekten çok sıkıldım, bazen de çok eğlendim. Şimdi asıl merak konusu 2021 yılında neler yaşanacak ya da ben neler yaşayacağım. Eğer siz de gelecekte yani bu yıl içerisinde neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız kendinize yani gelecekteki kendinize bu 2021'de olabilir veya başka bir yılda olabilir bir hedef belirleyin ya da hedefler belirleyin. Ve gerçekten bunları yapabilmek için de bütün azminizi ve gayretinizi göstermeye çalışın. Sonra bu hedefleri o belirlediğiniz tarihte ne kadarını gerçekleştirdiniz veya kendinizi ne kadar geliştirdiniz bir ölçümleyin. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Geleceğe bir mektup gönderin. Bunu internet üzerinde çok farklı sayfalar üzerinden yapabilirsiniz. Ben şu an Future Me sayfasını kullanacağım ve kendime, gelecekteki kendime bir mektup yazacağım. Yazmak istediğiniz mektubu ne zaman gelmesini istiyorsanız o zamana kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu minimum bir yıl süreyle takvimde planlanabiliyor. 3 yıl, 5 yıl veya ne kadar ufkunuzun sınırlarını aşabilirseniz, yani ben 100 yaşıma kadar yaşayacağım derseniz, 2100'e kadar bile kendinize bir plan yapabilirsiniz. Veya daha da ilerisine de götürebilirsiniz. Göndereceğim mektup ya da yazı
benim torunlarıma, çocuklarıma ya da onların da çocuklarına kalsın diyorsanız, yani hayal gücü serbest, istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben de bir mektup yazacağım ve seneki kendime göndereceğim. Çünkü çok fazla beklemek istemiyorum bu süre için. En azından kısa vadede neler yapabildiğimi görmek ya da neleri başardığımı görmek istiyorum. Bu arada unutmadan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve gelecek yeni videolardan anında haberdar olmak için yandaki zil tuşuna basarak da bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan herkese iyi seneler diliyorum. Şimdi sizleri gelecekteki kendime göndereceğim mektupla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Selam gelecekteki ben. 2020'de yaşadıklarından sonra umarım 2021 senin için çok güzel geçmiştir. Öncelikle Python öğrenmek istiyordun. Nedir son durum? Ha bir de İngilizceni geliştiriyordun. Söyle bakalım ne kadar gelişti? Yıl içerisinde askerlik görevini de yerine getirdiğine göre geriye pek bir vatani görev kalmadı sanırım. Umarım koronavirüse hala yakalanmamışsındır. Eğer yakalanmadıysan aferin sana. Çünkü bunu başaran nadir insanlardansın muhtemelen. Aşı da olduysan artık senden de iyisi yoktur. Bu yıl başladığın YouTube kanalında hedeflediğin düzeye geldin, ne yaptın? Şimdi ben ufaktan kaçıyorum. Sen 2021'i uzun uzun düşün. Gelecek yıl görüşürüz yine. Kendine iyi davran. B.E.